Merhaba sevgili Mavera TV izleyenleri, Mavera Sanat'ın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Mavera Sanat'ın yeni bölümünde çok sevdiğim bir şair, şiirlerini dönüp dönüp tekrar okuduğum bir şair Zeynep Karaca bizlerle. Zeynep Hanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız için, kabulünüz için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim nezaketiniz için. Çok memnuniyet duydum, sağ olun. Eksik olmayız. Bugün epey bir konu konuşacağız sizinle. Yaptığınız işlerle, yazdığınız yazılarla, şiirlerinizle, kitaplarınızla alakalı. Ama hikayeyi şahsi hikayenizden başlatmak daha iyi olur diye düşündüm. Zeynep Karaca'nın hikayesi nerede, nasıl başladı, nasıl bir ortamda büyüdü, hangi okullarda okudu, nerelerde çalıştı, neler söylersiniz? Benim hikayem, liseyi İstanbul'da okudum. İstanbul Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ardından bizim dönemde İmam Hatip çıkışlı olduğum için katsayı problemi ve başörtüsü sorunu vardı. Bunlarla mücadele etmek yerine alternatif yöntemlere başvurdum. Yusuf Kaplan'ın Taksim'de bir akademisi vardı. O akademiye kaydoldum. Orada bir yıl gazetecilik eğitimi aldım. Ardından Yeni Şafak'ta editör olarak yetiştirildim. Uzun süre Yeni Şafak'ta çalıştım. Yeni Şafak'ta 9 yılı buldu herhalde çalışma hayatım. Yeni Şafak'ın ardından gazetede bir süre işler yaptım. Oradan ayrılınca bir süre yerel gazetede çalıştım. En son Fatih Belediyesi Kültür Sanat'taydım. Oradan da ayrıldık. Şu süreçte de iş bakma sürecindeyim. Eğitim hayatım, ilahiyat ön lisansı bitirdim. Şimdi de Anadolu Üniversitesi açık öğretiminde iktisatta kaydım var. Ayrıca İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitimde de kamu yönetiminde kaydım var. Her iki bölümde de 4. sınıftayım ama alttan derslerim olduğu için sanırım seneye bitecek. Şimdilik böyle. Hadi inşallah. Siz aynı zamanda biraz önce de bahsettiniz. Benim de sorularım arasındaydı. Çok başarılı da bir gazetecisiniz, medya çalışanısınız. Uzun yıllar Yeni Şafak gazetesi gibi Türkiye'nin en önemli kurumlarından birinde çalıştınız. Gazetecilik nasıl oldu? Yusuf Kaplan'a nereden iltica etti? Gönlünüzde öyle bir şey var mıydı? Gazeteci olmak gibi ya da bir gazetede çalışmak gibi? Ya şöyle, lise yıllarımda biraz meraklı bir tiptim yani. Sürekli mesela o zaman internet çok yaygın değildi. Yeni Şafak ve Referans gazetesi diye bir ekonomi gazetesi vardı. Onları her gün okurdum. Arkadaşlarla yaptığım sohbetlerde de bazen bana diyorlardı, sen gazeteci olsana, işte hep gazetelerle ilgileniyorsun, yazılar yazıyorsun falan. O zaman da böyle yazıya merakım vardı, bir şeyler yazıyordum. Oradan bir şey olarak aslında benim çıkış noktam yazar olmaktı. Yani böyle bir yazarlık hayali vardı işte o 16-17 yaşlarda. Yazar olayım diye düşünüyordum. Gazetecilikten çok yazarlık düşüncem vardı. Yusuf Kaplan'la mülakata gittiğimde Yusuf Kaplan bana ne olmak istiyorsun dedi. Yazar istiyorum dedim. Çok şaşırdı bunu duyunca. Sonra birkaç soru sordu. O sorulardan sonra mükemmel dedi, yani sen olabilirsin gibi bir ifade kullanmıştı. Daha sonra siz artık gazetecilik hayatına başladınız. Peki çalışma süreciniz nasıldı? Gazeteci olarak hangi departmanlarda çalıştınız? Gazeteci olarak editör olarak çalıştım. Yeni Şafak Anadolu Haberciliği bölümü vardı, yurt haberler birimi. Orada Anadolu'dan gelen hizmet haberleri, siyaset haberleri, politika haberleri, kültür sanat haberleri, bu tarz haberleri 7 bölgeye olacak şekilde hazırlıyorduk. 7 bölgenin ayrı sayfasını hazırlıyorduk. Uzun yıllar bu işin editörlüğünü yaptım. Ardından gazetede video işlerine baktım biraz. Video hazırlama işiyle uğraştım. Sonra yine başka bir yerel gazetede yine editörlük olarak çalıştım. Belediyede de hem editörlük boyutu vardı hem de yönetim organizasyon boyutu vardı. Kültür işleriydi. Evet. Yani gazetede şimdi haberlerin bu kadar içinde olan bir insan, mesleki hayatınız tabii bu şekilde ilerliyor. Ama bir taraftan şimdi birazdan da konuşacağız tabii bunları. Çok nitelikli yazılar, özellikle edebiyat ve sanat noktasında üreten bir isimsiniz. Blog sayfanız var. Orayı ben de mümkün olduğunca paylaştığınız zaman sosyal medyanızdan okumaya gayret ediyorum yazılarınızı. Ve işte YouTube'a video üretiyorsunuz.
videoya içerikler üretiyorsunuz, konuşmalarınızı yayınlıyorsunuz. Bunları da takip ediyorum. Bu özellikle yazılarınız ve videolarınız kültür içerikli, kültür ağırlıklı. Gazetede bahsettiğiniz işleri kotarırken kültür sanat sayfasına ya da işte dijital departmana çalıştığınız olur muydu? Röportaj gibi, yazı gibi konularda. Öncelikle teşekkür ederim takibiniz ve ilginiz için. Yani kültür şöyle bir şeydi. Hani hep küçük yaşlardan itibaren bir şiir yazma alışkanlığım vardı. Bu şiirden dolayı kültür sanat bir şekilde benim ilgi alanımdaydı. Yani kültürde ne oluyor, kim ne yazıyor, kim yönetmen, kim şair, kim yazar? Bunları küçük yaşlardan itibaren bir şekilde hep takip ediyordum. Gazetede çalışınca da ister istemez o ortamın içine düşmüş oluyorsunuz. Birçok şairle, yazarla ya da yönetmenle diyelim tanışma imkanınız oluyor. Bunlar söz konusu oldukça kültür havzasını besledi. Yani kültür benim aslında hobim gibi bir şeydi ama yıllar sonra hayatımın bir parçasına dönüştü diyebilirim. Evet, yani şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi bölge haberleri giriyorsunuz orada. Bu bildiğiniz gazetecilik, gazeteciliğin işte edisyon bölümü belki de. Enformasyon biraz daha ağır orada. Bilgiyi insanlara ulaştırmak, gazeteye sayfa hazırlamak gibi. Fakat bir tarafınızda da kültür, sanat, şiir çağlıyor. Ama gazete kültür ve sanatın da aynı zamanda kalbi bir yerde. Çalıştığınız kurumda da çünkü yan masanızdaki arkadaşınız kültür sanat editörü olabilir, muhabiri olabilir gibi birçok orada işte kültürle alakalı departmanlar var. Normal yükümlülüklerinizin dışında olarak kültür sayfasına çalıştığınız olur muydu? Röportajlar yapar mıydınız mesela? Şiirlerinizi ya da gazetede yayınlar mıydınız? Ya da yazılarınızı yayınlar mıydınız? Yazı ve şiir yayınlama işi biraz daha geç buna başladım diyelim. Yani ben işte 18 yaşımda gazeteye başladıysam 23-24 yaşlarımda yazı ya da şiirler yayınlamaya başladım. Bu yani gazeteden çok sosyal... Tam alamadım sesinizi. Gazete özelinde soruyorum özellikle yazılarınızı. Gazetede o dönemde işte görüş sayfası ya da dijitalde yayınladığınız olur muydu? Ama kültürle alakalı. O dönemde Yeni Şafak'ta bazen Kitap Eki'ne yazdığım oluyordu. Kitap Eki'yle ilgili yazılar oluyordu. Onun dışında Yeni Şafak dışında İzdiham ekibiyle birlikteydik. İzdiham'ın internet sitesine yazılar yazdığım oluyordu. Bir de ilk şiirlerimi yine İzdiham'da yayınlatmıştım. O kanal oradan devam ediyordu. Gazetede ama arada dediğim gibi Kitap Eki'ne bir şeyler yazdığım oluyordu. Evet. Şimdi gazetecilik konusunda Yusuf Kaplan anladığım kadarıyla size yardımcı olmuş, bir ön ayak olmuş ya da işte akademisinde gazetecilik nedir onu öğrenmişsiniz. Belki biraz sizi o noktada gazeteciliğe teşvik ve devam konusunda ya da mesleğinizi daha iyi yapabilmeniz konusunda yönlendirmeleri oldu mu Yusuf Kaplan'ın? Yani şöyle söyleyeyim, Yusuf Kaplan şu an Meteo diye bir dijital platformla uğraşıyor ama Yusuf Bey, yani Yusuf Hoca bizim hocamızdır. Çok çok yönlü bir insandır. Yani birinin bir yeteneğini gördüğü zaman onu kaybetmemesi için elinden geleni yapar. Mesleği sevmemizde, gazeteciliğin nasıl olması gerektiği konularında da bize eğitimler veren çok iyi isimler vardı o dönem için. Onlar tabii ki gazetecilikte bir şeyler yapmayı, heveslenmeyi, daha iyi neler üretebiliriz noktasında beni eğittiğini söyleyebilirim açıkça. Evet, yazı konusunda böyle bir fikrine güvendiğiniz ya da sizi işte yönlendirdiğini düşündüğünüz ya da yönlendiren bir isim var mıydı? Yazı konusunda şöyle, açıkçası kendim hep merak edip yazma gibi bir alışkanlığım olduğu için köşe yazılarını çok okurdum. Yani Yeni Şafak olsun, Hürriyet olsun, Milliyet olsun, diğer gazetelerde neler dönüyor, köşe yazarlarında neler söylüyorlar. Köşe yazarlarını çok okurdum. O dönemlerde yine 20'li yaşlarda Sezai Karakoç'a gitmeye başlamıştım. Sezai Karakoç'un ziyaretlerini yapmaya başlamıştım. Sezai Bey'in yazıları, bunlar muhtemelen tabii ki insanı etkileyen şeyler, etkilemiştir diye düşünüyorum yani.
Ama birebir bir hocanız oldu mu onu da sormuş olayım, sonra devam edelim. Yok, birebir yani üzerimde etkisi olan işte Yusuf Kaplan hala diyaloğumuz devam ediyor. Etkisi vardır üzerimde. Ama birebir hocam olarak değil de Bülent Parlak abi vardı. Onunla edebiyat sohbetleri anlamında bize katkısı olmuştur. Bilgi alışverişi yapar. Ama evet, fikir alışverişi olmuştur. Ama birebir bana yazmayı öğretti ya da şiiri öğretti ya da yazı yazmayı öğretti dediğim biri yok. O bende ta liseden beri biraz böyle belirgin bir şekilde ortaya çıkmış, kendi kendine oluşmuş bir süreçti diyebilirim yani. Peki, şimdi siz filmler üzerine de yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Tabii hepimiz film izliyoruz ama filmi yazmıyoruz. Siz kaleme aldığınız filmlerde ne görüyorsunuz da bu durum sizi yazmaya sevk ediyor? Ya da filmlerle yazı Ya. boyutunda ilişkiniz zaman başladı? Filmlerle şöyle biz işte 18-19 yaşlarında o Yeni Şafak'a yeni girdiğim dönemde sinemacı arkadaşlarımız vardı o akademide. Onlarla bir tanışıklığımız oldu. Bir kısa film çektik. Hatta ödül falan aldı. Bu kısa filmden sonra ilk defa sinemayla ciddi anlamda işte 20'li yaşlarda temas etmiş olduk. Bunun üzerinden zaman geçtikten sonra tabii ben film izlemeyi biraz abartmış olabilirim. Fazla film izlemeye başladım. Ve filmler üzerine düşünüyorduk. Bu akademide yine sinema bölümü vardı. Sinema bölümünde de yönetmenler geliyordu. Yönetmenler bir film nasıl izlenir, neler yapılabilir? Bunlar üzerine bize dersler veriyorlardı. Bu merak sonra bende sürekli izleme, sürekli düşünme hepsi bir araya gelince ben de dedim artık ben de filmler üzerine yazayım. Filmler üzerine bir şeyler söyleyeyim. Yani herkesin bir bakış açısı var ama siz farklı bir noktayı yakalıyor olabiliyorsunuz. Farklı bir bakış açısı kazandırabiliyorsunuz. Bu da bir hobi gibi başlayıp daha sonra mesleğe dönüşen alanlardan biri oldu diyebilirim. Evet. Hatta yanılmıyorsam GZT için ürettiğiniz içeriklerden bir tanesi film temelinde bir içerik miydi sanki? Evet, GZT'ye dışarıdan iş yaptığım dönemde filmler üzerine filmlerin bilinmeyenleri diye bir seri yapmıştım. Öyle bir içerik vardı. Evet. Filmler konusunda peki en beğendiğiniz tarz hangisidir desem ya da ne tarz filmleri seversiniz? İşte İran sinemasını sever misiniz mesela? İşte Rus sineması, ne bileyim Tarkovski var mı böyle? Hani art house diyoruz ya yani sanatsal filmler. Biraz onlara fazla ilgim var denebilir. Onları daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ama iyi ise ve herkes tarafından işte son zamanda vizyona çıktı, konuşuluyor. Herkes bir şeyler söylüyor üzerine. Çok sayıda bahsediliyorsa falan. Her tür filmi de izliyorum diyebilirim. Ama genel olarak sanatsal yönü ağırlıklı filmleri izlediğim doğru yani. Peki, şimdi gelelim ana konumuza şiir. Şiirle irtibat nasıl kuruldu? İlk şiirle buluştuğunuz an, çocukluğumdan beri yazdım dediniz biraz önce. Ama tekil bir soru olarak yönelteyim, geniş çaplı bir cevap rica edeyim sizden. Şiirle Zeynep Karaca ne zaman buluştu, ilişkisi nasıl devam etti? Bunu daha önce söyledim ama her program ayrı oluyor. Dinleyicisi de ayrı oluyor. O yüzden belki tekrar etmekte fayda var. Yani dediğim gibi işte 8 yaşımda annemi kaybetmiştim. Bir çocuk duygusal olarak kendini ister istemez bir boşlukta hissediyor ve farklı tepkiler verebiliyor. Annemin ardından şiirler yazardım. Yani oturur odaya gider, annemi özlediğime dair, işte hasrete dair, ayrılığa dair böyle anneye öykünen şiirler yazardım. Bu sonra ortaokul yıllarında ben tekrar şiir yazmaya başladım. Hatta böyle ortaokuldayken rehber hocamız vardı, onunla mektuplaşırdık. Ona bile göndermişim yazdığım şiirleri. Sonra lisede bu 3-4 yıl sonra tekrar nüksetti. Ben tekrar şiir yazmaya başladım. O evreyi de geçtik ama 20'li yaşlara geldiğimde baktım ben tekrar şiir yazıyorum. Yani tekrar şiir yazdığımda artık şey diye düşündüm. Bu tesadüf değil ya da bu bir akıntının devamı değil. Bunu sen artık dönüştürmelisin. Ya bir kitap olmalı ya yayınlatmalısın diye düşünmeye başladım. O süreçte de işte eskiden izdiham ekibiyle yakınlığımız vardı. Bülent Parlak abiye gönderdim. O da çok beğendi. Hatta başka beğenenler de oldu. Bir iki şiir orada yayınlandı. Ondan sonra özel hayat biraz böyle karıştı, bir şeyler oldu falan diyebilirim.
bir ara verdim, şiire ara verdim. Ama ardından 2017-18 gibi tekrar yoğun bir şekilde yazmaya başladım. Bu sefer de yayınlatmaya başladım. Yani çeşitli dergilerde, işte Akatalpa, Petrolius online şiir dergisi, sonra Ay Vakti gibi birçok dergide, şu an Versus'ta, Şiir Versus'ta falan yayınlanıyor. Yani birçok dergide böyle yayınlatmaya başladım. Online ya da matbu. Ondan sonra da kitap geldi zaten. Yani onun ardından süreç kitaba evrildi. İyi de bir şey oldu. Yani o şiir damarının çocukluktan başlayıp hiç benden uzaklaşmaması iyi bir sonuca ulaştı diye düşünüyorum. Yani kitaba gelen yorumlardan, övgülerden anladığım kadarıyla hani o süreç boşuna gelişmemiş. Yani iyi bir sonuca ulaştığımı düşünüyorum şimdi için. Peki, şimdi ilkokulda annenizle alakalı şiirlerle başladı bu süreç. Fakat lisede 3-4 yıl aradan sonra tekrar başladım dediniz. Belki o devamında gelecek olan o şiirin altyapısının zemininin oluştuğu bir nokta olabilir mi diye düşündüm. Çünkü bir lisede okuyorsunuz ve işte lisede daha geleceğe matuf işlerin temelinin atıldığı bir alan olarak görülebilir. Bu noktada lisede yazdığınız şiirlerin temasıyla ilgili hatırladığınız bir şey var mı? Yani şey vardı sanki böyle ayrılık, özlem, aşk var mıydı bilmiyorum. Hani lisede aşklar da olur ama yani onu hatırlayamıyorum. Ama Ya böyle biraz ayrılık, özlem yani muhtemelen belki aşk da varmıştır hani bilemiyorum. belki. Peki lise döneminde şiir konusunda sizi destekleyen bir hocanız, bir arkadaşınız destekleme noktasını da işte yol gösterme gibi ifade edebilirim belki. İşte şu kitapları, şu şiirleri oku, şu şairleri oku, katkısı olur sana. İşte şu senin tarzın şuna benziyor, bir bak, göz at diyen oldu mu? Lisede şiirleri hocalara değil de arkadaşlara gösteriyordum. Sınıfta da iyi okuyan bir arkadaş vardı. Onunla kitap alışverişi yapıyorduk. Öyle bir etkisi vardı. Dergilere göndermek istedim sanki. Şeyi takip ediyordum. Bu Türk Edebiyatı dergisi var ya hala çıkıyor. Evet, aynen. Ona bir hocam yönlendirmişti beni. Edebiyat hocam. O Türk Edebiyatı dergisini lise yıllarında abone olmuştum. Her ay onu okurdum yani o dergi de bayağı bana katkı sağlamıştı o dönemde. Evet. Şiir inanılmaz bir zaman zaman insanüstü diye isim geliyor. İnanılmaz bir mucize bana kalırsa. Fakat şiirde bir tarz söz konusu, herkesin yürüdüğü bir yol var. Bazı yazarların, bazı şairlerin kaynağı o kadar güçlü oluyor ki onlar çok büyük bir işte ırmak oluşturuyorlar. Bazı şairler dere oluşturuyorlar. İşte o büyük damarlar takip de ediliyor aynı zamanda. Diğer şairler tarafından o tavır tevarüz ediliyor, taklit ediliyor. Nitekim herkes bir yerden etkilenmeli ki kendi yolunu bulabilsin. Bu noktada sizi daha sonradan baktığınızda etkilediğini düşündüğünüz şairler var mı? Ya da çok okurdum, bana şu dönemdeki şiirlerimde tesir etti, onun tesirini görüyorum dediğiniz şairler var mı? Bu sorunun peşine de sevdiğiniz şairler ve okuduğunuz şairler nelerdir, kimlerdir diye sorayım. Şöyle az önceki soruya bir ek yapmak isterim. Şey, ortaokulda bir polis haftasında bir yarışma vardı. Yarışmada ben bir kompozisyon yazdım, bir de şiir yazdım. Kompozisyonum ilçede ikinci oldu. Şiire de ben orada, yani ben Orduluyum. Ayvaslı'da okuyordum, Ordu'nun Ayvaslı ilçesinde. Bir ifade kullanmışım. Kürt çocukları diye bir ifade kullanmışım. Yoksul Kürt çocukları gibi böyle bir şey. Sonra müdür yardımcısı beni çağırdı ve şey dedi. Yani işte kızım şiirin çok güzel, kurulda beğenildi. Ama sen burada Kürt çocukları gibi bir ifade kullanmışsın dedi. O yüzden şiirine derece verilmeyecek. Bunu değiştirmek ister misin dedi. Ben de yani böyle bir şeyi değiştiremeyeceğimi işte ya çocuksu duyguyla belki söyledim ama
Hani ben o şiiri öyle yazdım dedim. Hani daha bilmiyoruz. O dönemde herhalde terörün yoğun olduğu, yaygın olduğu bir dönem. Ve öyle bir ifade başıma böyle bir şey gelmişti. Sonra geriye dönüp baktığımda şiire olan inancımı güçlendiren bir şeydi. Çünkü hoca bana açıkça kurulda herkes çok beğendi dedi ve kurulda oluşturanlar da edebiyat öğretmenleri. Bu şiirde kendimi önemsemem için bir basamak olmuştu diyebilirim. İkinci soru, etkilendiğim şairler. Şimdi ikinci yeni biraz fazla okuduğumu söyleyebilirim. İşte Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Gülten Akın, İlhan Berk'le Ece Ayhan'ı biraz daha az okuyorum ama bu saydığım isimleri Lale Müldür. Bunları Lale Müldür gerçi ikinci yeni sonrası ama İsmet Özel o da sonrası. Ama bu isimleri fazla okuduğumu söyleyebilirim. Yani muhtemelen benim şiirime etki etmişler midir? Bunu belki bir şiir edebiyat profesörü daha iyi söyleyebilir bir etki var mı yok mu diye ama Sezai Karakoç ve İsmet Özel'in hem Sezai Karakoç'u birebir tanımamdan dolayı İsmet Özel'le de bir iki karşılaşmamız oldu. Bu iki şairin şiirlerini biraz fazla okuduğum bir gerçek. Ama etkilemişler midir beni? Onu bilemiyorum. Yani şiirlerime bakınca görenler bir etki bulanlar olursa ben de memnun olurum. En sevdiğim şairler yine birçok var. Aslında sadece hepsini saymalı mıyız? İşte ikinci yeniden sevdiklerim var. Sezai Bey'e yakın olduğum için Sezai Bey'i sevdiğim var. İsmet Özel var, Lale Müldür var, Gülten Akın var. Daha yeniye geldiğimiz zaman Hüseyin Atlansoy var. Birçok şair var. Şu an ilk aklıma gelenler bunlar ama aklıma gelmeyip sevdiklerim arasında da vardır. İşte Rilke var. Rilke'nin şiirlerini çok seviyorum falan. Böyle birçok vardır herhalde yine. Şu an aklıma gelmese de. Evet, gelelim dergilere. Dergiler halen çok önemli. Çok az satılsa da bir mahfel olması yönüyle değerlendirilecek olursa önemli yerler. Şairlerin, yazarların belki de işte iyi denemecilerin bir zamanın yetiştiği bir mahfel görevi üstleniyordu oralar. Şu anda da özellikle şiir konusunda şiirin biraz ne derler, disiplinli büyümesi gerektiğini düşünenler çokçadır. Belki benim etrafımda çok, emin değilim bundan. Bu ön kabulle soruyorum bunu da. Hani şiir böyle biraz yabani bir at gibidir derler. İşte onu biraz tımar edebilmek için birilerine okutmak, göstermek ve tabi bu birilerinden kasıt da işte edebiyattan ve şiirden hiçbir şey anlamayan birisine okutturup işte güzel bir cevap almak değil. Yani bunun örsle demirin dövülmesi gibi bir dergi mesela bunun için güzel bir mekandır düşüncesi. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani bir yalnız başına üveysi bir şairin yürümesiyle dergi ya da bir mahfel içerisinde yürüyen yolunu bir şair arasında ne fark olur? Ya şöyle, biz kendi başımıza yazdık diyelim. Yani bunu kendimiz için yazmıyorsak, okura ulaşmanın en önemli yollarından biri dergiler. Yani okura ulaşmak, kendimizi tanıtmak, kendimizden bahsedilmesini sağlamanın yolundan biri dergiler. Ama dergiler dediğiniz gibi aynı zamanda size işte bir okul görevi görebiliyor. Siz belki sadece bir şiirinizi gönderdiniz, bitti gibi geliyor ama onu takip edenler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunuzu belki siz çok sonra fark ediyorsunuz. Az önce verdiğim örnekteki gibi işte benim de lise yıllarımda doğru dergidir, yanlış dergidir tartışabiliriz ama işte Türk edebiyatı düşünmemi, romana edebiyata, hikayeye bakışımı etkilemiş bir dergidir. Belki birçoklarımız için de bu geçerli olur ve etki devam eder. Ben şöyle düşünüyorum. Artık bu süreçten sonra matbu dergilerin yerini dijital dergiler, dijital oluşumlar almaya başlayacak. Bunun yavaş yavaş da ibareleri ortada var. Ben elimden geldiği kadarıyla hem dijitalde hem matbuda olmaya çalışıyorum. Yani zaman zaman dijitalde, zaman zaman matbuda. Ama dergiler sizi takip edenler açısından önemli bir kaynak ve sizin şiirinizin
tartışılması için önemli bir merkez olduğunu da kabul ediyorum yani. Peki. Gövdesi hakkında konuşan kelebek. Her şeyden önce 2022 yılı Ağustos ayında basılmış. Birinci baskısı benim elimde şu an. Her şeyden önce hayırlı olsun. Geç bir hayırlı olsun diyeyim. Geç teşekkür elime ederim, geçti. Sağ olun. Fakat, olsa güzel. Geç elime geçti fakat epeydir çantamda dolaştırıyorum. Arasına işte ayraçlar koyuyorum. Bazılarını 3 defa 4 defa okuduğum oluyor. Gerçekten çok başka bir tarzınız var. Çok böyle her okunduğunda başka mana veren, kendi açımdan söylüyorum, başka manaları da çıkarabildiğim bir şiiriniz var. Çünkü şairin şiirinden kişi ne kadar çok şey buluyorsa o kadar büyüktür o şair gibi bir şey geliyor aklıma her zaman benim bu konularda. Ve ismi, kitabın ismi, Gövdesi Hakkında Konuşan Kelebek. Çok ilginç bir isim. Zamanımız da daraldı. Şimdi kitabın ismiyle alakalı konuşalım. Kitabın içeriğini bize anlatmanızı, hazırlanma sürecini bize anlatmanızı rica edeyim. Ve işte bu kitapta bulunan şiirler dergilerde yayınlandı mı? Yayınlandıysa hangi dergilerde? Bunları sizden dinleyelim. Sonra bir iki soruyla nihayet erdireceğiz. Gövdesi hakkında konuşan kelebeğin süreci 2021'de başladı. Yani ben şiirlerimi dergilerde yayınlattım derken uzun süre Akatalpa dergide yayınlatmıştım. Akatalpa Bursa merkezli bir dergi. Hem online olarak çıkıyor hem matbu olarak çıkıyor. Uzun süre orada şiirlerimi yayınlattıktan sonra artık kitap olsun nereye göndereyim falan derken Albayrak Medya'da bir geçmişim olduğu için Ketebe'ye göndermek istedim. Ketebe'den de olumlu dönüş aldım ama Furkan Çalışkan abi dosya üzerine biraz çalışalım dedi. Bu çalışma süreci bir 5-6 ay sürdü. Şiirler üzerine bu olur, bu olmaz, bundaki duygu iyi, bundaki zayıf, bu şöyle, şu böyle. Bir 6 ayı böyle bir çalışma süreci olarak geçirdik. O 6 ayın sonunda da 2022'de kitap çıkmış oldu. İsmi de o bir şiirden şey, yani bir başka isimler de vardı aklımda. Mesela Göğe Baktım Bulutlar Yoktu gibi bir isim vardı. Ama en son Gövdesi Hakkında Konuşan Kelebek daha ağır bastı. Ona karar verdik. Onun dışında şu an yayınlanan dergilerde matbu olarak en son ruhsatsızdayım, yani bu ay ruhsatsızdayım ama genel olarak Şiir Versus'a şiir veriyorum. Şiir Versus'ta düzenli çıkmıyor ama çıktığı zamanlar veriyorum. Onun dışında online sitelerdeyim. Yani Grange diye bir online platform var. Aynı şekilde Petrolus diye bir online platform var. Orlando Art diye bir online platform var. Bu üçüne zaman zaman gönderiyorum. Zaman zaman da matbu dergilere gönderiyorum. Peki. Şairce bir isim orası muhakkak, orası hemen görünüyor. Çok da güzel bir kapak yapılmış. Tekrar hayırlı mübarek olsun. Bu ilk kitabınız mıydı sizin? Çok teşekkür ederim. Bu ilk kitabım, ikinciyi de düşünüyorum bakalım, yani dosya kısmen hazır gibi. Önümüzdeki yaz ya da sonbaharda artık ne zaman nasip olursa ikinciyi de düşünüyorum şimdilik. Yine bir şiir mi gelecek inşallah? Yine şiir gelecek. Daha sonra sinema yazılarını kitaplaştırmak istiyorum. Bir roman var aklımda. Bir değil aslında, iki roman var ama oturup başına yazdınız mı diye sorarsanız çok az. Yani bir 3-5 sayfalık bir giriş yaptım, bıraktım. Yani o girişle tarihe mal olmazsa öyle devam edeceğiz. Bakalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Şu an şairin masasında bir şiir kitabı, bir inşallah sinema yazıları kitabı, iki de roman var. Yazarların masasında ne var son sorumuz ve benim en çok sevdiğim soru. Çok teşekkür ederiz Mavera Sanat'ta bu hafta bizlerleydiniz. Eksik olmayınız, inşallah nice programda sizleri ağırlamak isteriz. Yeni kitaplarınız geldikçe de burada Mavera TV ve edebiyat severlerle sizleri buluşturmak arzumuzdur diyelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim davetiniz için, nezaketiniz için teşekkür ederim.
Umarım güzel programlarla devam eder yolumuz. İnşallah. Çok sağ olun. Eksik olmayız. Sevgili izleyenlerimiz, Mavera Sanat'ın yeni bölümünde şair Zeynep Karaca'yı ağırladık. Yeni kitabı, son kitabı Gövdesi hakkında Konuşan Kelebek Kitabı yayınlarından Ağustos 2022'de çıkmıştı. Gövdesi hakkında Konuşan Kelebeği konuştuk ve hayatına dair bazı bölümlerden bahsettik. Yazı hayatını, işte inşa sürecini biraz kısmen konuşmaya gayret ettik. İnşallah Mavera Sanat'ın yeni bölümlerinde tekrar görüşünceye, buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.